en güzel şarkı ya. Aşkım. Sonrasında. Evet, nerede kalmıştık arkadaşlar? Şimdi bir yüzümde bir farklılık görebilirsiniz çünkü maskara falan sürmedim, biraz kirpiklerim boş durabilir çünkü kirpiklerime lifting yaptıracağım ve aynı şekilde ben kaşlarımı yukarı doğru sevdiğim için kaşlarıma da lifting yaptıracağım. Hatta gittiğimde daha detaylı konuşuruz. İrem de orada olacak. İrem de oraya lazere gidecek. Hatta ben de oraya lazere başladım. Saat 2 gibi randevum var. İşte böyle kaştır, kirpiktir, ondan sonra bir şeyler falan yaptıracağım. Bir de eğer vaktim kalırsa saçlarıma uzun zamandır cilaya gitmiyordum sanki kuaföre. Bir de sana giderim diye düşünüyorum. Ama vaktim kalabilir yani diye düşünüyorum. Benden dolayı sıkıntı yapma yani. Tamam yani sen inşallah. İnşallah vaktim kalırdır saçlarımda bugün. Hallederim. Böyle güzel bir bakım video olacak. Şimdiden söyleyeyim. Orada tekrar görüşürüz. Bu arada tırnaklarımı da yaptıracağım. Çünkü şu an tırnaklarım gerçekten çok çok kötü durumda. Ve ilk defa bu kadar uzun zamandır tırnağa gidemediğim olmuştu. Zaten tırnaklarım çok hızlı uzadığı için asıl kötü görüntü orada başlıyor. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Arkamda dolanıyor. Kaşları tam senin sevdiğin gibi Derya. Kaş mı yapacağız? Kaş lifting ve kirpik lifting, tamam mı? Kirpiklerini kıvır ablacığım, böyle kıvrık olsun. Kaşlarını da sabitleyeceğiz. Bileydim. Makyaj yapmayayım. Başlayayım mı çizmeye? Sen ipek kirpiğe gelmedin mi? Aşkım, ipek kirpikti, sonra biz Selena ile konuştuk. Lifting yapalım. Hayır ya, ipek kirpiğe ne gerek var? Ne güzel kirpiklerim var. Şimdi arkadaşlar geldim. İlk durağımız mı denir? İlk etabımız mı, işlemimiz mi denir? Kaş laminasyonu deniyor değil mi? Evet, kaş lifting değil. Kaş ve kirpik laminasyonuna geldim. Kaşların böyle yukarı doğru taranmasını ben çok seviyorum. Zaten gelmeden önce de şöyle bir taramıştım ama normal hali genelde şöyle falan oluyor benim. Biraz böyle düşüyor. Ve ben bunu çok sevmiyorum. O yüzden bunu böyle kaç ay burada kalıcı oluyor? 4-6 hafta kalıcı. 4. Şimdi İrem'den rica edeceğim, böyle aşamaları böyle hafif hafif sizlere çekecek. Eğer merak edenler varsa aranızda. Bakayım, evet. Yanıyor. Kanka eğer şüphede kalırsan önde kırmızı bir ışık yanması lazım. Ona bakman yeterli. Bu kirpikler ne kadar sürüyor aşağı yukarı? Ha, işlem süresi evet. Olarak yani bir saati buluyor. 20-20 solüsyonlar bekliyor. Derin yoğun ama kısa. Bir de uçları çok şey, sarı benimkisi. Özellikle mesela bugün de maskara kullanmadım. Gelirken bir kirpiğimi kıvırayım dedim. Ruh gibi yani, hiçbir şey belli olmuyor. Uçlarındaki sarılık yüzünden. Şu an ne yapılıyor kirpiklere? En son ne sürüyor? Şimdi yapıştırdığım solüsyonunu süreceğiz. Evet, o solüsyonda kıvırık olmasını sağlıyor. İkinci aşamamız evet. Lift eden aşamamız. Kaş laminasyonuna geçtik. Kirpiklerde solüsyonu sürüldü. 20 dakika beklenecek. Sonra başka bir solüsyon sürülecekmiş. O sırada da kaş laminasyonuna başladı. Bir de ben gelmeden kaşlarımı aldığım için ve kestiğim için keşke hiç ellemeseydin dediler ama yani bilemezdim böyle olacağını. Şimdi bak şuraya tarafını bitirelim. Arkadaşlar Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi başlıyor şu an. Kaş ve kirpik. Bir saattir böyle yatıyorum. Ve ama güzel oldu. Şey. Ama çok güzel oldu. Evet. Çok merak ediyorum. Özellikle kirpik şeylerimi, kaşlarımı çünkü ilk defa yaptırıyorum. Ben gelmeden önce kesmeseyim şimdi daha iyi olurmuş ama. Evet. Neyse, akıllandım, bir daha yapmayacağım böyle bir şey. Kirpikleri de boyadık bu arada. Benim kirpiklerimin uçları sarı olduğu için kıvrık olduğunda, yani ben mesela kirpik kıvırcısına falan kıvırdığımda çok görünmüyor. Ancak maskara sürmem lazım. Özellikle uçlara doğru bazıları çok sarı. O şimdi siyaha mı boyandı bu arada? Hı-hı. Siyaha boyandığı için daha net ve keskin bir kirpik olacak. Artık merak ediyoruz. Evet. Geliyor. Ama rahatladı değil mi kirpikleri? Evet tabii ki. Çıktı mı? Açma. Niye açmıyor? Çünkü yanabilir. Evet. Açabilirsin gözünü. Dur sen açayım. Bir temizleyeyim dur. Ay gördüm sanki telefonun yansımasında. Daha da kıvrık olacak bu arada. Kirpikleri mi? Evet. Neden öyle? Çünkü bugün böyle yapıştırıcı falan oluyor ya. Tamam. Gitti mi? Hı. Şimdi bunu yedireceğim elimle. Her hizmet var arkadaşlar, görüyorsunuz. Makyajınız mı çıktı? BB ile kapatıyorlar. Bu arada kaşlar böyle bu kadar
şey olmayacak değil mi? Şu an yapışkan olduğu için evet, birazcık. Evet, yarın istediğin yönde tarayabileceksin onları. Hiç makyaj yapmadığımda bile mesela eğer bir şey yapmak istiyorsam muhakkak kaşlarımı tarar, kirpiklerimi kıvırırdım. Sert ama kirpiklerin gerçekten. Çok iyi değil. Yani lifting için değil. İyi değil, değil mi? Bitti mi işim? Şimdi bir fotoğraf alalım. Ha tamam. Kaşlarım bu şekilde. Kaşlarımı kesmeseydim çok daha güzel bir sonuç alabilirdik. Ama işte böyle bir bilmediğim için böyle bir hata yaptım. Neyse bir dahakine böyle bir şey yapmayayım. En azından siz de gelmeden hemen önce kaşlarınızı böyle alıp kesmeyin. Tamam mı? Benim gibi şekillendirmeyin. Kirpikleri de şöyle göstereyim. Görünüyor mudur? Bayağı güzel oldu. Ve 2 hafta sonra tekrar geleceğim liftingi yeniletmeye. Daha çünkü biraz benim kirpiklerim herkeste böyle değilmiş. Biraz daha sert olduğu için ikinci kere yaparsak çok daha güzel kıvrılır denildi. Şimdi bu arada ben size söylemedim. Ben aslında Ceren'den istiyordum. Ama Selena'lar dedi ki yani çok gerek yok. Çene ucuna yapalım dediler. Çünkü benim çenem gerçekten kısa. Ama bir yerden de yani sonuçta yaptırmak da istiyorum. Ya bilmiyorum. O yüzden bir en kötü anesteziyi her yere süreceğiz. Sonrasında şey yapacağız. Şöyle. Sonrasında arkadaşlar bakalım yapılacak mı yapılmayacak mı orada karar verilecek. Şimdi uyuşmaya beklerken bir şey ikram edelim. Ay olur. Ve sizinle hiç böyle işte konuşmadım. Bilerek ne bileyim sanki video ortasında söyleyince daha sürpriz olacakmış gibi hissettim. Aslında ben bir botoks yaptırmayı düşünüyorum. Aslında Cevlen'den önce ilk aklımda olan şey buydu. Ama sonra şey Volkan'la falan böyle konuştuğumuzda onun için biraz daha beklesem mi falan dedi. Böyle konuşamayacak hale gelmem değil mi bundan? Bir şeyler yiyeyim çünkü çok açım ölüyorum açımdan. İşte çenesini yapacaklar. Onu bekliyorum. Ondan sonra. Şimdi bekliyoruz. Dolgu için. Çene ucu dolgusu. Sanırım bana cerrahi yapmayacaklar. Ben bunu aldım çünkü. Kime söylesem buradaki çalışanlar yok yok çeneyi biraz şey pardon. Burası çene olur değil mi kız? Evet. Çene kim? Çenem. Burası çene da çenem attın. Ama. Yok burası da şey. Çene hattın aynen mantıklı. Çene hattın iyi ama çene ucun biraz kısa oraya şey yapalım dediler. Şöyle size yandan bir şey yapayım. Ne yaptıracağım? Ay çok heyecanlı. İnşallah acımaz. Çoğu acıya dayanıyorum senin ama... Senin dayanıklığın çok iyi kızım. İşte yani biraz ilk şeyde tedirginim. Belki sen elini tutabilirim. Çocukluğumdan beri öyleyim. Hep iğneden dolayı. Çocukluğum iğneyle geçtiği için hasta. O yüzden iğne fobisi oluştu bende. İlk etapta hep çok korkarım. Ki bu arada bu kaşlarımın böyle durduğuna şu an bakmayın. Bugün şu an mesela çok sert. Sanki böyle 5-6 kere vakslamışım gibi düşünün. Makyaj malzemeleriyle. Bu yarın yıkadıktan sonra yüzümü çok daha böyle dalgalı ve doğal olacak. Böyle durmayacak. Mesela şurası biraz yukarıda gibi. Aslında öyle olmayacak. Onu söylemeye çalışıyorum size de. Gözünüze şey gelmesin diye. Kirpiklerim de böyle. Böyle. İki farklı oda gibi düşünün. Burası estetik üzerine. Öbür taraf daha böyle şey değil mi? Bakım gibi. Aynen. Daha güzellik hizmetleri. Burada birazcık daha profesyonel. Aynen. İrem de şimdi buraya geçerken sakın bak orada ağlama. Bu arada gerçekten burada fotoğraf çekilmek için burası daha güzelmiş. Beni çekeceğim. Sıra bende. Sıra sendeydi doğru. Ben çıkardım ama biraz silik. Şey. Hı hı. Evet şimdi. Bir önceki kişiye çene dolgusu oldu mu? Yok olmadı. Sadece bu da kaldı. Sanki öyle gibi gördüm. Önceden yapmıştır. Keşke makyaj yapmadım. Ya ya hepsi silindi. Ne söyleyeceğim? Uyuşturma nasıl anlayacağım? Ben hiçbir şey söyleyeyim. İğne girdiğinde çok acımıyor çene. Bir tık. Seni de neredesin? Stres dokunuyor. Vlog yapacağız. Böyle genel işte tırnaklı, kirpikli her şeye girdim. Böyle kişisel bakım videoyu gibi oldu. Animeye benzedi. Bakalım. Suç. Çocuğu çıkaralım. Yok yok. Gülümsemeyelim ama. Bu arada arkadaşlar kızacaklar eminim vardı. İşte niye yaptın, niye kendini bilmiyorum ne yaptın falan ama kalıcı bir şey değil. 6 ay mı gidiyor bu arada bunlar? Bir sene. Bir sene kalıcı. Şimdi 6 ay diye. Şimdi 6 ay diye biliyordum. Neyse bir
İkisine de iyi bir şey ya. Bir daha çok öyle uzun süre. Hemen şey olmaz. Böyle bir şey tamam, demek istedim kısaca. Hani böyle genel olarak zaten yüzümde inanılmaz değişiklik olacak bir şey de değil. Böyle bakalım nasıl olacak. Aşırı meraklıyım. Bir gerginim. Şu an kimi bekliyoruz? Hocayı. Aynen hocamla Sena gelecek mi? Tamam. Sena bugün var ya hayatımın adını anmadığım kadar anladım. Heyecanlım ölüyordu. Patronucum evet, hoş geldin hoş hayatım. Bulduk. Nasılsın? İyiyim, süperim. Sadece çok azıcık bir tedirginim var. Daha önce şöyle bir şey yaptım. Evet, ilk defa medikal estetik uygulaması yapan bütün danışanlarımızda bu tedirginlik oluyor. Ama hiç merak etme, hiç korkma. Anestezi sürdük, canı da acımayacak. Minik bir çene ucu dolgusu yapacağız. Bununla alakalı böyle tedirginliklerin neler? Mesela hani görüntümün nasıl değişeceğini merak ediyorum. Evet. Çok, ya bir de benim çenem birazcık bir adına çok söyledim yok gibi yani. Özellikle yandan bakıldığında yukarıda. Aşağı doğru pek bir olmuyor. Aynen. Aslında cerrahi yaptığın çok güzel. Azıcık çene ucun geride. Evet. Ya bir de şey diyorum. Aslında cerrahi olarak mesela çok azıcık buralara atsak mı? Çok az. Yani buralarda mesela dolgu uygulaması bu kemik üzerine biraz yaptığımızda, belirginleştirdiğimizde daha böyle maskülen, daha keskin hatlar ortaya çıkıyor. Bu cevin aynatını buraya da birazcık enjekte edebiliriz. Ama yani çok keskin natüralliği de bozmadan, aynen biraz daha yüzün uzun görünmesini, gıdıyı kamufle etmeyi sağlayacağız, yüzün daha uzun görünmesini sağlayacağız. Ve genelde böyle dolgu uygulamalarından çok korkuyorlar ama gerçek böyle güzel dozlarda yapıldığı zaman dolgu yüzü şekillendirmede bir de böyle hani yüz hatlarımızı daha çok meydana çıkarmada çok güzel, çok etkili yani görünüyor. Dışarıdan bakıldığında böyle ay işte şey yaptırmış gibi böyle o kadar yapay dursun istemiyorum. Yani zaten danışanlarımızla hep öncesinde böyle minik sohbetler ediyoruz. Daha sonrasında ne istediğini anlayıp biz de hani eğer uygunsa işlemi uyguluyoruz. Ben de uzman doktorumuzun ellerine emanet edeceğim şimdi. Tamam, bu arada son olarak da ilk önce çene dolgusu yapacağız arkadaşlar. Eğer baktık gerçekten hani senaryoların dediği gibi hiç gerek yoksa belki buraya da yapmayabiliriz ama öncelik çene dolgusu olacak. Evet, bu tarz işlemlerde özellikle ilk defa bu işlemi yaptırıyorsanız adım adım gitmek bence evet, en güzeli, en uygunu. Ama dolgu uygulamalarından da uzman kişiler tarafından yapılıyorsa korkmaya gerek yok diyorum. Siz çok ses yapıyoruz ve yaptırıyoruz. Aynen. Hadi bakalım. Tamam, şimdi başlıyoruz. Hocam aşağıya doğru. Aynen, aşağı doğru akışkan bırakalım. Acıyor mu? Çok farklı noktalara gitmeye gerek yok zaten oradan belirgin çok böyle sanki şey. Baskı varmış gibi oluyor. Evet. Çok bir şey olmuyor. Olursa olursunuz. Bak şimdiden bile fark etti. Tabii. Aynen öyle değil mi annem var? Evet. Evet. Hissettin mi? Biraz daha kesinlikle sivrileşmiş yani. Aynen. Aşağıya doğru birazcık indireceğiz ki evet. Hani daha böyle gıdını da kamufle etmek evet. istiyoruz. Şu gıdım. Çok gıdın da yok. Hani bu arada Scarlett yaptığımızda da o gıdıya çalışırsak daha dokunun toparlanması, sıkılaşmasını sağlar. Bitirişinde de 5 dakikalık. Ha before after fotoğraf aldın mı? Aldım. Yan yana koyarız şimdi onları da. Onu eklersin. Çünkü mesela dudak gibi olmadığı için ama yani bayağı farklı şu an ama işte fotoğrafta o kadar net oluyor ki o böyle kabak gibi. Sağ tarafta şey var, eksik var. Ama şöyle koymayın. Çok uzun olmuyor. Onu da... Hayır canım. Şöyle böyle. Acı var mı? Yok. Ama çok merak ettim. Sadece şuradakiler biraz acıdı şuradan. Çok fazla değildir. Evet çok değildir. Kapa göğde. Kapa göğde. Gülümse bakalım bir daha. Bir nasıl? Çok iyi. Aynen. Hadi şimdi ben anlatmak istiyorum. Sadece çene ucuna bir hemen dolgu ilave ettik. Bu şekilde böyle hem burun, dudak ve çene asimetrisini giderip çeneyi biraz öne taşıyarak çok daha böyle natural ama çok daha güzel bir görüntü yakaladık. Valla nasıl hissediyorsun? Ya ben çok korktum. Yani sadece 5 dakika sürdü, 5 dakika. Çok böyle minik bir şey hissediyorsun. Özellikle zaten soktuktan sonra hiçbir şey hissetmiyorsun. Sadece aynen. Orada bir baskı varmış gibi oluyor. Dolgudan kaynaklıdır diye düşünüyorum. Onun dışında bir böyle korkulacak bir şey yok. Sadece işte iğne fobisi olanlar belki biraz başlangıçta korkabilir. Şimdi bir önden görün arkadaşlar. Bu arada işlemimiz 10 dakika bile sürmedi. Önden bakıldığında böyle. Şöyle 45 derece açıyla böyle. Bu şekilde. Bu arada buralarımı hiç yapmadık.
Şu an sadece çene dolgusu yaptım. Çünkü çenem de bir hani buradaki hatlarım gayet güzel. Buraya hiç dokunmayalım. Sadece çenene biraz dolgu yaparsak zaten cerrahi yapmış gibi dururuz dediler. O yüzden hiç ellemedik ve Selena'nın da söylediği gibi böyle part part işte buralara biraz yaptık, sonra baktık, sonra biraz daha buraya ekledik falan filan. O şekilde gayet doğal ve güzel oldu. Umarım beğenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Çünkü ben gerçekten çeneden güzel yaptım çok uzun zamandır. Böyle bir cesaret, bir İrem'in gazlaması falan böyle yaptım ama ben beğendim. Sonuç güzel ve gerçekten acıma. Sadece çok azıcık sokarken böyle sinek ısırığı gibi bir de enjekte edilirken buranıza böyle baskı vermiş gibi hissediyorsunuz. Onun dışında hiçbir şey olmuyor. Gayet doğal ve güzel oldu. Yorumlarınızın hepsini bekliyorum. Bir hafta içinde su toplar falan dediler. Daha doğal olacakmış. Zaten arada bir yakın olduğu için burası bize kontrole geleceğim. Şimdi sonunda tırnağa geçiyorum. Şu tırnaklarıma bakın, gerçekten çok kötü. Şu an tırnakta. Yaverim ve ben geziyoruz oda oda. Bütün yine baştan aşağı gezdik gerçekten. Her yerde bir şey yaptık. Şimdi birazdan bunlardan kurtuluyoruz. İlk tırnakları buradakileri soyduk. Diğerini de sizlere göstereceğim. Şimdi ıslak maniküre geçtik. Bu mesela şöyle göstereyim öncesi. Bende böyle çok tırnak eti varmış gibi durmuyor ama alındıktan sonrasını gösteriyorum size. Bakar mısınız? Tertemiz. Çok iyi. Şimdi sıra bunda. Birçok et çıkan tırnağım olduğu için hemen bunu özellikle çekmek istiyorum. Bir baş parmağım, bir parmağım. Şuna bakın. Sanki hiç yokmuş gibi duruyor ama var işte. Ama bu çok güzel bir şey. Bitti. Görüyorsunuz. Güzel oldu ki tertemiz duruyor ve böyle ince çizgilerle olduğu için şu neonlara özellikle bayıldım. Diğer elimde de burası yapıldı. Tamamlandıktan sonra tekrar göstereceğim size. Evet, saatlerimiz arkadaşlar 7.33 ve tahmin ettiğim gibi yine her zaman gibi nereye gidersem gideyim, bu kuaför de olsa ben kapatıyorum genelde mekanları. Burada da artık herkes çıktı ama tırnaklarım bitti. Çok güzel oldu ve gelen herkes, yani manikür odasına gelen herkes çok beğendi. Ben de aşırı beğendim. Çok çok güzel oldu. Şimdi bir fotoğrafını çekeceğiz. Sizleri de Instagram'da Reels olarak da paylaşacağım buradan önce. Evet. Şimdi işim bitti ve artık çıkış yapıyorum. Akşamı buldu tahmin ettiğim gibi yani. Zaten benim genelde böyle bir şeye gittiğimde hep akşamı bulur söylemiştim zaten sizlere. San kuaföre, saçlarımı cilaya bugün artık gitmeyeceğim. Eğer bakarım vloger'e, eğer vlog çok uzun olursa san için ayrı bir video yaparız. Ama eğer çok uzun olmazsa, ki zaten siz uzun seviyorsunuz, cilaya geldiğim bir günü de bu vlogda birleştiririm sizin için. Şimdi Volkan beni almaya gelecek. Onu bir arayacağım nerede diye. Ona göre en kötü beklemek için san kuaföre geçerim. Ve çok memnun kaldım her şeyden. O kadar doğal oldu ki buradan tekrar Unique Estetik ailesine çok teşekkür ederim. Hem çok ilgililerdi. Pardon. Hem çok ilgililerdi, hem çok tatlılardı, zariflerdi ve böyle her şeyi sizin için yavaş yavaş yapıyorlar. Hani böyle bir anda bir şey yapmıyorlar. Hep size göstererek, bu tırnak için de aynı şekilde. O yüzden çok çok memnun kaldım. Eğer bu taraflarda oturuyorsanız, ki bana zaten takipçilerim çok soruyordu hem işte tırnak için hem bu tarz kaş kirpik için, gönül rahatlığıyla onları sizlere önerebilirim. Şimdi kapatıyorum çünkü yürürken konuşmak çok zor oluyor. Çantam da bir yandan düşüyor. Sonra tekrar açacağım. Pantlarım burada. Uf. Bayağıdır değmiyorum bu arada.
Dün en son size buradan seslenmiştim. Yani bir evde bir mantı gösterdim. Sonrasında buradaydım. Yani buraya bir sığındım aslında dün ben. Tamamen çok üşüdüğüm için hala öyle. Burası inanılmaz esiyor. Eğer Bahçeşehir sana geldiyseniz bilirsiniz. Şimdi bugün dünkü vloga devam ettiriyorum. Çünkü hani böyle bir bakım günü ilan ettik ama dün yetişmedi ya. Saçlarda da bir değişikliğe gidelim istedim. Yani değişiklikten kastım çok farklı bir şey yaptırmayacağım. Saçlarım biraz uzadı ve gördüğünüz gibi biraz koyulaştı eskiye göre. Bu cilam biraz eskisinden nazaran koyuldu. Onu kusturup sanırım biraz daha açık bir renk yapacağız. Bir de biraz kat vereceğiz. Can dedi ki belki önlere biraz paket de atarız. Çünkü önlerimdeki o sarılar değindi saçım uzadığı için. Bugün böyle bir saçlarımı yaptığımız vloga devam ediyor olacağız. Bu arada spordan çıktım geldim var ya. Yani hiç bitmeyen bir koşturmacanın içindeymişim gibi hissediyorum bazen kendimi. Şimdi şey diye olabilirsiniz, aman ne büyük dert. Ama öyle demeyin, insan yoruluyor. Evet, şimdi saçlarda önlere face light yapılacağı için koruyucu bakım sürülüyor. Bunun markası vesaire bir şey var mı? Bobel'in iksir ürünü. Bobel'in iksir ürünü. Bu hatta birkaç kere daha yapılmıştı. Bu saçlarıma yapılırken de sürülmüştü değil mi? Sarılarım yapılırken. Önlere böyle hem kat vereceğiz, hem uçları temizleyeceğiz kırıkları. Hem de böyle cilamı falan yenileceğiz. Güzel bir şey olacak sizleri de. Hatta Reels çektim, çok da güzel oldu. Yani daha doğrusu başlangıcı yaptım ama bence sonu güzel olacak. Onu da sizlere şimdiden söyleyeyim. Bu önlerdeki bakımlar bitince fön çekilip sabitlenecek değil mi? Hı. Evet öyle. Ah gözüm yanıyor. Önden bakıldığımda eşeğim yani. Kumralım bildiğin. Sarıya dair hiçbir şey kalmadı. Ama sizin şeyi çekmedik. Neyiz? Reels başlangıcını. Çekmiyor. Niye çekmiyoruz? Çekelim. Ben çekelim. Yani, acaba dedim sonra mı çekeceğiz? Sonra dedim ki ama sonra nasıl çekeceğiz? Ben sen çekmiyorsun. Hayır ben kendime Reels çektim. Yılan. Dedim ya kendime ayarladım sizden sonra diye. Saçlarımın açılmasını beklerken o kadar acıktım ki saat şu an bu arada 6:15 geçiyor. Kendime ıslak hamburger söyledim. En son buraya geldiğimde yemiştim yine. O yüzden çok da severim. Kendime bir ziyafet çekeceğim, karnım gurul gurul. Spordan çıkar çıkmaz aslında direkt çok acıkıyorum ama bugün yine iyi dayandım diye düşünüyorum. Yanında da tabii ki ayran. Islak hamburgerin en sevdiğim, çok böyle her yere bulaşıyor. Sinir oluyorum. Şu an tam olarak ne yapıyoruz? Şu anda geçiş yapıyoruz efendim. Bileciklerdeki bölümlerinde iz var, onları yumuşatıyoruz. Tamam. Sonrasında sonra cilanızı yapıp bitireceğiz. Tamam. Thank you.
sıcak ama soğuk bir sarı, değil mi? Sıcak soğuk arası. Evet, mesela sıcak gibi ama bazı yerler soğuk gibi, güzel yani. Şöyle ki, saçının bazı bölümlerine göre daha az açıldı. Hı hı. Normalde bekleme süresi vardı. Evet. Ama yüzündeki ifadeden yani bir saat önce çok uygun geldi ama bu arada. Onu gördüğüm için çok fazla bekletmek istemedim. Sıcak soğuk arası bir denk yaptı. Tabii ki sen bunu dalgadan ağlayacaksın. Daha önce yaptırmadığım için bu da güzel, bunu da deneyebiliriz. Bunu da beğendim. Evet, görebiliyorsunuz gayet güzel tatlı bir renk oldu, sıcak soğuk arası. Şimdi saçları kurutacağız, kuruttuktan sonra kesime geçiyoruz. Kesimde tekrar açacağım sizlere. Kat verdik mi? Of. Şöyle zaten biliyorsunuz arkadaşlar, böyle ay müzik de çıkamam, telif yer mi? Ve önlerdeki o artık doğal hacimli katlar çok moda. O yüzden onlardan yapacağız. Şimdi saçıma maşa yapılırken ben de çok az makyaj yapacağım çünkü bir reels çekiyoruz demiştim ya, şimdi biraz soluk ve çok azıcık kapatıcı ve güneş kremi var yüzümde. O yüzden azıcık da olsa makyaj yapıp böyle şey yapmak istiyorum. O reels'te, o geçişte hani nasıl kötü halden güzel hale gelinir onu bir gösterelim istiyorum çok. Çok güzel oldu. Aşırı güzel oldu. Ve öndeki bu şeylerden neydi? Fresh? Face Light sayesinde de inanılmaz havam değişti. Saçların bitmiş hali bu şekilde. Buradan hemen alalım sizi. Hemen alalım efendim. Ellerinize sağlık ama çıkmıyorsunuz. Evet dur şöyle yapalım. Ellerinize sağlık. Merhaba. Bu arada bugün saçımı Can Bey yapmadı. Hemen Can Bey'i de göstereyim. O da burada kendisi. Bu arada kameranın şarjı bitiyor. Çok hızlıca söyleyeceğim. Ellerinize sağlık hepinizin, gerçekten mükemmel bir saç oldu. Bir sonraki videolarda görüşürüz o zaman. İnşallah. Ben videoyu kapatmaya geldim. Sandan çıktıktan sonra Volkan'ı aldım evden ve hızlıca arkadaşlarımıza gidecektik. Onlara geçtik. Hatta çok da geç kaldık. Yani saat 9 falan biz onlara gittiğimizde. Ben 6.30-7 gibi falan belki orada oluruz diye düşünüyordum. Neyse, saçlarımı gerçekten çok sevdim. Buralarda şu an bir işlem yok. Sadece biraz cila attık üstüne. Yine bu arada koyu biraz. Özellikle aynaya baktığında çok daha belli oluyor. Küllü bir renk yapmaya çalıştık. Kamera daha açık duruyor. Ama önümdeki bu sarılar beni en azından biraz daha idare eder bu sarı aşkıma karşılık. Çünkü gerçekten eğer sarı saçlı bir ombreniz bir şeyiniz varsa biraz aşağı indiğinde hemen böyle modunuz şey oluyor. Çöküyor mu denir artık. Bu arada buradaki sarılar da bana lise zamanımda buramdaki bu büyük
platin saçlarımı hatırlattı. Biraz duygulandım o yüzden. Onun dışında genel olarak şöyle iki günlük bir kişisel bakım video yapmak istedim sizlere. Uzun zamandır saçlarıma işleme gitmiyordum. Uzun zamandır tırnaklarımı yaptırmıyordum. Uzun zamandır işte bir lifting istiyordum. Hem kaşa hem kirpiğe. Kirpik için tekrar gideceğim bu arada. Çünkü bende medium kullanılmıştı. Small daha uygun olacağı için. Ve biraz da sert olduğu için kirpiklerim. Çok istediğimiz kıvrımı almadı. Bir hafta ya da bir buçuk hafta sonra tekrar gidip yeniden yaptıracağım. O zaman daha kıvrık bir kirpik olacak. Hiç aslında evet hep takıntılı olduğum ama ilk hedefimin olmadığı bir şey yaptırdım. Hayatımda ilk defa bir yüzüme müdahale yaptırdım. Yani bu bir dolgu, botoks diye karıştırasım geliyor bazen. Aslında ikisinin arasındaki farkı biliyorum, işte dilim sürçebilir. Ben şu alnıma bir botoks düşünüyordum çünkü bakın şöyle göstereyim. Yani şu an kamerada birazcık belli olmuyor ama gerçekten çok mimik yapan bir insan olduğum için ilk yaptırmak istediğim şey botokstu ama sonrasında bu yani hepsi her şeyi bir anda yaptırmak da istemedim bu arada. Hala aklımda botoks var ama belki şu an değil, belki 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl sonra, hiç bilmiyorum. Sonradan fark ettim ki gerçekten çene beni daha çok mutlu etti. Çünkü yani sürekli çeneme bakıyorum. Gerçekten. Yani buradan Günlük ailesine cidden çok teşekkür ederim. Çünkü böyle hani dolgu enjekte ediliyor. Sonra dönüyorum, bakıyorum ve diyorum ki okey evet şöyle şöyle. Hani hep böyle durak sayıp bakıp ona göre devam edilen bir işlem oldu. Çünkü böyle bir ara bir belki bir dakika falan hiç bakmadım ve oldum, tuhaf oldum. Hemen aynaya bakmak istedim ama aynaya bakmayayım, çok güzel bir sonuç vardı. Bir de böyle göstereyim size, gerçekten çene attım. O kadar belirginleştirdi ki bu çene. Yani bu çene, çene ucu diyeyim. Buraya hiç gerçekten gerek yokmuş. Aslında zaten işini iyi yapan insanlar da buradan anlaşılıyor. Yani normal jelibden istiyorum denildiği zaman tamam okey hadi yapalım gibi değil de çene attın güzel, sadece çene ucunu ortaya çıkarmamız yeterli olacak. Hani yine istiyorsan bir çeneni yapalım sonra buraya gör denilmişti. Ve böyle fotoğraflara falan bakıyorum, Allah'ım diyorum yani tek eksiğim buymuş gerçekten. Onun dışında bir şeyim yok zaten, genel olarak böyle kendimle barışığım. Bu arada en çok tedirgin olduğum şeylerden birisi de, beni aslında bu zamana kadar durduran şeylerden birisi de yani hani biliyorsunuz yüzünüzde en ufak bir işlemden sonra böyle estetik güzeli damgası yapıştırılıyor ya, çok sinir oluyorum ve hani sadece şu çenemin ucuna yapılan dolgudan dolayı böyle bir baskı olur ya da işte ne bileyim insanlar yargılar, çok fazla yorum yapar, işte ne bileyim ne gerek vardı, yaşım bilmem neydi falan gibi böyle nasihat falan. Dedim ki yani tamam yok ya yaptırmayayım falan. Ve hala daha bu arada yaptırıp aşırı memnun olmama rağmen hala daha tek çekintim estetik güzeli damgası. İki, insanlara sürekli her konuda nasihat vermesi. Yani bu zaten kalıcı bir şey değil, geçici bir şey. Sonuçta memnun olmasam yine çok çok üzülmezdim. Çünkü dediğim gibi geçici bir şey. Ama çok şükür sonuçta memnunum. Son olarak böyle kendimi göstereyim sizlere. Çok beğendim, çok beğendim. Ay nasıl beğendim. Bu saçları da iyi ki yaptırmışım bu arada bu vlog içerisinde. Çünkü şu an saçlar bana inanılmaz bir özgüven, inanılmaz bir hava kattı. Zaten kuaför fönünün vermiş olduğu özgüven hiçbir şey vermiyor arkadaşlar. Hiçbir şey. Arkadaşlar videoyu artık kapatmak istiyorum. Umarım çok hoşunuza giden bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer aklınızda böyle bir şey varsa sizler için fikir olmuştur. Ya da bir mekan arayışındaysanız, nereye gideceğinizi bilmiyorsanız bu video size yol göstermiştir. Böyle şeyleri duyduğumda zaten çok mutlu oluyorum. Son olarak şöyle tırnaklarımı göstermek istiyorum. Gerçekten çok çok iyiler bu konuda da. Hani tırnak yeri arıyorsanız kuaförümü zaten biliyorsunuz ama belki beni bu videoda ilk defa izlediyseniz San Kuaförü de gönül rahatlıkla önerebilirim. Çok tatlı bir ekip. Onun dışında Ünik ailesiyle de lazere gidiyordum. Lazerden çok memnundum. Ama böyle genel kapsamlı bir bakıma girmemiştim. O yönde de çok memnun kaldım. Hepsine buradan kucak dolu sevgiler ve öpücükler. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ve videoyu beğenirseniz de aşırı 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 mutlu olurum. Yorumlarda buluşalım. Hepinize çok öptüm. Hoşçakalın.